Bu arada değerli arkadaşlarım, bizim bir güzel atasözümüz var. Can çıkmayınca huy çıkmaz diye. Bir taraftan Türkiye'de davalar açılıyor, bunlar görüşülüyor. Almanya'da davalar açılmış, kişiler mahkum olmuş. Bir, bunların derdi de acaba biz nasıl mal kaçırırız? İleride bir soruşturma olursa malları nasıl alıkonmaktan kurtarırız diye. 21.9.2008'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında Mehmet Gürhan'ın Zekeriya Karaman'a, ki Alman yargıca göre Türkiye'deki asıl fail, verdiği bir vekaletnameyi açıkladı. Vekaletnamenin özelliği şu arkadaşlar. Mehmet Gürhan Almanya'da hapiste ama Türkiye'deki notere vekaletname veriyor. Gelmiş, notere uğramış, vekaletnameyi vermiş, imzasını atmış. Biz bunu gündeme getirdik. Kıyamet koptu. Soruşturma açılması için dilekçeler yağdırdık. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? O noterin hiçbir kabahati yok dediler ve beraat etti. Şu sorulmadı. Ya bu adam Almanya'da hapiste yatıyor. Türkiye'ye gelmedi. Ey noter, sen nasıl oluyor da yurt dışında hapiste yatan bir adamın senin ayağına geldiğini, noterde imza verdiğini ve sen de bunu onaylıyorsun, onayladığını kabul ediyorsun. Ama olmadı. Burası Türkiye. Çünkü Deniz Feneri'nin arkasında başbakan vardı. Şimdi değerli arkadaşlar, Almanya'da 25 Nisan 2007'de polis baskını yapıldı. 17 Eylül 2008'de dava sonuçlandı. Bir yıl, 5 ayda her şey bitti. Bizde dava 19 Eylül 2008'de açıklandı. Açıldı. 11 Ekim 2011 hala davadan sonuç yok. Ve 27 Ağustos 2011'de Deniz Fener'in 3 savcısı görevden alındı. Görevden alınma gerekçesi, efendim siz mahkemenin vermiş olduğu bir kararın belli bölümlerini kapattınız, öyle gönderdiniz tapu idaresine, dolayısıyla siz mahkeme kararında tahrifat yaptınız. Şu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait bir karar. Şu bölüm kapatılmış arkadaşlar. Ve öyle servis edilmiş, gönderilmiş. Ben bu kararlardan 3 örneğini daha önce açıklamıştım. Adalet Bakanlığı Erzurum'a adalet müfettişleri gönderdi. Olayı soruşturmak üzere. O savcılar görevden alındı mı? Hayır, alınmadı. Çünkü bu zaten dediler ki normal bir şey. Biz belli bölümleri kapatıyoruz. Başkaları kendileriyle ilgili olmayan gizliyi korumak için kimse görmesin diye. Erzurum'da hiçbir şey olmuyor. Ankara'da Deniz Feneri'nde 3 savcı görevden alınıyor. Bu nedir arkadaşlar? Deniz Feneri olayı örtülmek isteniyor. 100 yılın soygununun üstüne 100 yılın örtüsü örtülmek isteniyor. Grup Başkan Vekili döneminde bu olayı sorguladım. Diğer arkadaşlarım da sorguladılar. Hep beraber olayın üzerine gittik. Almanya'daki duruşmaları gittik, izledik. Bir sürü iftira atıldı üstümüze. Ama bundan hiçbir önemi yok. Alnımız temiz, yüreğimiz temiz. Biz bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz, bu bizim namus borcumuz. Bunu yapacağız. Tabi basın toplantıları yapıyoruz, olayları açıyoruz, açıklamaya çalışıyoruz ama karşımızda bir duvar var. AKP duvarı var. Ben bir soru önergesi hazırladım o dönem. 21 Ekim 2008 tarihli bir soru önergesi, numarası 4126. Soru önergesini izninizle okumak istiyorum. Çünkü Köstebey'in kimliği açısından çok önemli bu. Aşağıdaki sorularımı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine sunarım. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili. Sorunun başını şöyle açıyorum. İçişleri Bakanı
Sayın Beşir Atalay, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre RTÜK Başkanı Sayın Zahit Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Karaman'la birlikte 5 Ocak 1999 tarihinde Nehir Medya Yayıncılık, Filmcilik, Tanıtım, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini kurmuş ve ticari faaliyetlerini birlikte sürdürmüşlerdir. Film işini çok iyi yapıyorlar gerçekten. Almanya'daki Deniz Feneri davasında mahkeme yargıcı gerek Sayın Zekeriya Karaman, gerek Sayın Aykut Zahit Akman'ı Deniz Feneri EV yolsuzluğuna karışmakla suçlamış ve yolsuzluğun Türkiye'deki asıl failleri olarak göstermiştir. İçişleri Bakanınız Sayın Beşir Atalay'ın geçmişte bu ticari ortaklığı dikkate alındığında 1. Bu şahıslarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği soruşturmalarda gerekli objektifliği gösterebileceğine inanıyor musunuz? Başbakan'a soruyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü bu bakanın emrinde. Bu bakan da Deniz Feneri'ndeki asıl faillerle beraber ticari iş yapmış. 2. Almanya'da görülen dava sırasında Alman güvenlik makamları yolsuzluk iddiasıyla bağlantılı olarak Sayın Aykut Zahit Akman hakkında Türk Interpol'üne yaptıkları bilgi yardım taleplerine cevap verilmediğini, Türk Interpol'ünün işbirliğine yanaşmadığını belirtmişlerdir. Bu gelişme Sayın Beşir Atalay'ın, Sayın Akman ve Sayın Karaman'la geçmişteki ortaklığı nedeniyle tarafsızlığını artık koruyamayacağını göstermez mi? 3. soru. Deniz Feneri Derneği'nin İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı dernekler mevzuatlı başlıklı bir kitabın 10 bin adet basımını üstlendiği gazetelerde yazılmıştır. İçişleri Bakanlığı'na ait kitabı Deniz Feneri Derneği basıyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı bu dernek karşısında tarafsızlığını koruyabilir mi? Sayın Beşir Atalay bu görevde olduğu süre içinde bu soruşturmanın kamuoyu vicdanını tatmin edecek boyutta yürütülmesinin mümkün olmadığını siz de düşünüyor musunuz? 4. sorumuz. Sayın Beşir Atalay milletvekili olmadan önce Sayın Zekeriya Karaman'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kanal 7'ye herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş midir? Vermişse bu hizmeti karşılığında nasıl ve ne kadarlık bir ücret almıştır? Böyle bir ilişki varsa Sayın Beşir Atalay'ın, Sayın Karaman ve Sayın Akman karşısında tarafsızlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz? Soru 5. Soruşturmanın selameti ve kamuoyu vicdanını tatmin için çağdaş demokrasilerde bu gibi durumlarda başvurulması gereken istifa müessesesini Sayın Beşir Atalay için düşünüyor musunuz? Soru sormuşuz. Sorduğum soruların hepsi anlaşılır. Ne zaman sormuşuz? 21 Ekim 2008'de. Şimdi Ekim ayının 2011'indeyiz. Bu soru önergesine yanıt yok. 3 yıl geçmiş, yanıt yok. Niye yanıt yok? Meclis iş düzüğüne göre 15 gün içinde cevap verilmesi lazım. Ve yanıt verilmeyenlerin meclis başkanlığı yazı yazıyor. Cevap verin diyor. Uyarıyor bakanlıkları. Bu soru önergesine bugüne kadar yanıt verilmedi arkadaşlar. Haklılar tabii. Nasıl yanıt versinler? Hepsine evet diyecekler. Evet dedikleri zaman da o bütün filmleri ortaya çıkmış olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, bu Köstebey'in dosyası arkadaşlar. Köstebey'in dosyası. Şimdi bu dosyadaki bilgileri çok özet olarak size sunacağım. 14 Ekim, hatta onların resmi belgelerindeki rakamı tam vereyim. 14.10.2009. Saat 22.19.33. Saniyesini de veriyorum ki bir kuşkuya kapılmasınlar. İçişleri Bakanlığı'nın özel kaleminden bakanın koruma müdürü, ismini vermeyeyim, telefonu var. Kırıkkale Belediye Başkanı'nı arıyor. Veli Korkmaz'ı. Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz kimdir diye sorarsanız
Hiç başka yerde araştırma yapmanıza gerek yok. Şu Almanya'da İslami holdingler vardı ya, milleti dolandıran, kendilerine din, İslam gibi kutsal bir ismi verip milleti dolandıranlar vardı ya. Onun araştırma komisyonu raporu var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Oradan Veli Korkmaz adına baksınlar, nasıl hortumlamaları yaptıklarını orada görürler. Bu görüşme 134 saniye sürüyor arkadaşlar. Aynı akşam yine 14.10.2009 saat 22.22.35, yani 3 saniye sonra Kırıkkale Belediye Başkanı hemen telefonla sarılıyor ve Mustafa Çelik'i arıyor. Ne dedim? Mustafa Çelik'i unutmayın. Asıl fail dedikleri Türkiye'de Mustafa Çelik. Kanal 7 yöneticilerinde ortak olduğu Hayat Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi'nden Mustafa Çelik'i arıyor. Bu görüşme 44 saniye sürüyor. Görüşmede Veli Korkmaz, yani belediye başkanı, Mustafa Çelik'e üstadım diye hitap ediyor. İlişkileri çok iyi. Tabii üstadı olacak. Ne olacak? İkisi beraber mal götürme konusunda ciddi bir işbirliği yapıyorlar. Ve Veli Korkmaz diyor ki acele bana sabit telefonu ver. Evde misin diyor. Evdeyim. Ev telefonum diyor 0216'ydı diyor. Bana ev telefonunu ver. Ev telefonunu alıyor. Ve sabit telefondan yine aynı gece 14.10.2009'da saat 22.23.23'te Sabit Mustafa Çelik'i arıyor. Bu görüşme 113 saniye sürüyor. Mustafa Çelik Deniz Feneri operasyonu dolayısıyla öğrendiği arama kararını İsmail Karahan'a bildiriyor. İsmail Karahan da malum gene bu dünyanın önemli isimlerinden birisi. Soruyorlar savcılıktan. 16.10.2009 tarihinde ortağı ve yöneticisi olduğunuz iş yerlerinde yapılan aramada önceden haberdar olduğunuz anlaşılmıştır. Savcı soruyor. Bütün bunların hepsini öğreniyor. Haberdar olduğunuz anlaşılmıştır. Bu bilgiyi kimden aldınız? Mustafa Çelik'in sizi yüz yüze görüşmeye davet ettiği ve görüşmenizin gerçekleştiği anlaşılmakta, aranızdaki konuşmanın içeriği nedir diye bir soru soruyor. Yanıt, İsmail Karahan'ın yanıtı şöyle. İstanbul'daki iş yerimizde yapılan aramadan hemen birkaç gün önce Mustafa Çelik beni telefonla arayarak yüz yüze görüşmemiz gerektiğini söyledi. Yüz yüze bir araya geldiğimizde bana iş yerlerinde arama yapılacağını duyduğunu, bu nedenle izne ayrılma, belki de iş yerinde bazı bilgilere ihtiyaç duyabileceğini, bunları kendilerinin cevaplayamayabileceğini söyledi. Ben arama yapılacağını öğrendikten sonra bazı personelimizin işten ayrılmamasını istedim. Bundan amacım arama sırasında bilgilerine ihtiyaç olabileceği içindi. Mustafa Çelik bana arama yapılacağını söyledikten sonra Zekeriya Bey'e de aynı bilgiyi vermiş. Zekeriya Karama, asıl fail. Zira ertesi gün üçümüz bir araya gelerek konuştuk. Bu konuşmaya göre arama yapılacağından Zekeriya Bey'in de bilgisi olduğu anlaşılıyordu. Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın koruma müdürü gecenin o saatinde İçişleri Bakanlığı'nın özel bürosundan başlayıp İstanbul'da sonlanan saniyelerle, dakikalarla, saatlerle, tarihlerle açıkladığım telefon trafiği ve o telefon trafiği sonucunda elde edilen bir ifade. Şimdi bu yapı bir demokrasiye yakışan yapı değildir. Bu yapı tüyü bitmemiş yetimin cüzdanına tüy dikmek demektir. Daha başka bilgiler de var. Bir bakalım nasıl açıklama yapacaklar. Ben merak ediyorum. Samimi söylüyorum, merak ediyorum. Tapeler önümüze geliyor diyordu ya başbakan. Savcıları düşünün. Bir başbakan düşünün. Deniz Feneri'nin bütün adamlarını koruyor.
Zahit Akman için özel kılıf getiriyor. Özel yasa çıkarıyor. Adalet Bakanlığı düşünün, 3 savcıyı derhal görevden alıyor. Niye görevden alıyorsun? Bu savcılar bilgi mi sızdırdı? Ergenekon'da olduğu gibi milletin özel hayatını mı çarşaf çarşaf gazetelere servis etti? Hayır. Namuslu birer insan gibi oturdular, çalıştılar. Köstebek Beşir Atalay'dır. Bir dava düşünün arkadaşlar. Bir dava düşünün. Adalet Bakanlığı'nın görevi savcıları görevden almak. İçişleri Bakanlığı'nın görevi de arama yapılacağını önceden duyurmak. İnsanda biraz utanma olur. İnsanda biraz ahlak olur. Bu ahlakı sorgulamamız gerekiyor. Herkesin sorgulaması gerekiyor. Ben CHP'lilere söylemiyorum. Bu ülkede alın teriyle ekmek kazanan herkese söylüyorum. Herkesin göreve davet ediyorum. Ve bir şey daha söyleyeyim. Kendisi İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken kendi dernekler masasının verdiği 34 sayfalık raporun gereğini bugüne kadar niye yapmadı? Kim tuttu elinde? Kim müdahale etmeyi indirdi? Bir karanlık dosyayı araladık arkadaşlar. Bundan sonra bütün karanlık dosyalara açıklamak için çaba harcayacağız. Gücümüzü halktan ve sizden alıyoruz. Bizim arkamızda öyle büyük güçler yok. Gücümüzü halktan alıyoruz. Gücümüzü kendi enerjimizden, kendi ahlakımızdan alıyoruz. Kendi inancımızdan alıyoruz. Kendi değer yargılarımızdan alıyoruz. Değerli milletvekillerim, bir İçişleri Bakanı arama yapılacağını kimden öğrendi? Herhalde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan polislerden öğrendi. Kendi özel koruması, koruma müdürü bakanlıktan ayrıldı ama koruma müdürü hala yanında. Onu ayırmıyor. Olur ya başı belaya girerse, ya konuşursa. Bütün gerçekleri sizlerle paylaştım. Hepinize saygılar sunuyorum. Haftaya görüşürüz.